Şişe roketi hem eğlenceli hem de yapması kolaydır. Evdeki malzemeleri yeniden değerlendirerek basit bir şişe roketi yapabilirsin. İster yazın çim üstünde, istersen de kışın kar üstünde roketini fırlatabilirsin. Şişe roketi ve fırlatıcı nasıl yapılır? Hazırsan başlıyoruz. Bir kağıdı kıvırarak koni yap. Bu, roketin burun konisi olacak. Roketini süslemek için renkli ya da desenli kağıt kullanabilirsin. Burun konisini tamir bandıyla kapla. Böylece koni daha sağlam ve suya dayanıklı olacaktır. Daha fazla süslemek için plastik şişeyi boyayabilir ve bir tasarım ya da logo ekleyebilirsin. Burun konisini şişenin dibine tuttur. Bunu yapmak için yapıştırıcı ya da tamir bandı kullanabilirsin. İnce kartondan 3 veya 4 üçgen kes. Bunlar roketin kuyruk kanatlarını oluşturacak, o yüzden tam dik açılı olacak biçimde kesmelisin ki roket ayakta durabilsin. Kuyruk kanatları roketin alt kısmında olacak. Kuyruk kanatlarını, roket gövdesine daha kolay tutturmak için, kanatların yanlarına çıkıntılar yap. Sonra bunları bantla ya da yapıştırıcıyla rokete monte et. Roketin ve kanatların en altı aynı hizada olursa, roket kendi başına ayakta durabilir. Şişe roketine ağırlık ekle. Şişe roketini ağırlaştıran ve fırlatıldıktan sonra düz gitmesini sağlayan herhangi bir şeyi, ağırlık olarak kullanabilirsin. Yarım paket oyun hamurunu, şişenin ağzının etrafına sar ve şişenin etrafında bir halka biçimine getir. Şişenin etrafını, tamir bandıyla kaplayarak, yerine sabitle. Şişeye 1 litre su doldur. Bir şişe mantarında ufacık bir delik aç. Delik, elindeki bisiklet pompası su babıyla, aynı genişlikte olmalıdır. Mantarı şişenin ağzına yerleştir. Daha iyi sıkıştırmak için, kerpeten de kullanabilirsin. Bisiklet pompasının iğneye benzeyen su babını, mantarın deliğine yerleştir. Su babı, mantara sımsıkı oturttuğundan emin ol. Roketi ters çevir. Şişeyi boynundan tutup, bisiklet pompası su babının üstüne koy ve yüzünden uzak tut. Şişe roketini fırlat. Dışarıda, açık bir alanda olman gerekiyor. Şişe roketi, çok hızlı ve yükseğe fırlayacaktır, o yüzden fırlatmadan önce, civardaki insanları en az 5 metre uzakta durması için uyarmalısın. Roketi, şişenin boynundan tutup, içine hava pompala. Mantar, şişenin içinde artan basınca dayanamaz hale gelince, roket fırlayacaktır. Hava pompalamaya başladıktan sonra, bir şey olmuyor gibi görünse bile rokete sakın yaklaşma. İyi eğlenceler dileriz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.